Ee, Erman Hocam e, beraber seyrettik maçı. Ankara gücü. Hocam bir umut baktı ama <laughs> hocam ikinci yarın yalnız çok fazla pozisyon kaçırdı Ankara gücü. Çok ya. Hocam 3-2 olsaydı bayağı enteresan işler olurdu. Bir türlü 3-2 olamadı. Doğru. Beceriksizlik de var, şanssızlık da var, beceriksizlik de var. 3-2 olsaydı çok değişik olurdu hocam. Uğurcan da var hocam. Bir iki top çıkardı Uğurcan hocam. da var ama iki top mesela bir kafa topu var, bir İki tane üstüne vurdular. Evet. Birine rakibe vurdu Akar yani Üç iki olsa işin rengi değişirdi. Doğru. Ve Abdullah Avcı kenarda zaten bayağı bir sinirlendi o sırada dikkat edersen. Çok baskı. En edildi. ufak Fualde falan. Çünkü o da biliyor ne olacağını iş olursa ama ondan sonra da 4-1 oldu. İki yarı farklı evet. görüntü vardı hocam ama Trabzonspor açısından ilk yarı çok etkiliydi. Ama Ankara ilk yarı da o şeyi vermemesi gerekirdi o skoru Trabzon'a. Verirsen böyle olur. Çok baskılı oynadı Trabzonspor. İlk kere. Özellikle 30-35 dakika çok baskılı. Çok. Peki ee, daha detaylandırırız. Raya Hocam e, Trabzonspor adına hani biz şeyi söyledik. E, yani Bu kadar inişleri, çıkışları kayıpları falan var. E, 55 oldu puan. Yani Trabzonspor'un e, hem dördüncülüğü sağlama almak hem de yukarıya evrilebilir miyim? Tabii. Düşüncesini güçlü kılmak için Eşik maçıydı. Ee, Ankara Gücü de sürekli kazanan bir Ankara Gücü. Ritim bulmuş Hikmet Hoca'yla. Aslında kolay bir maç değildi. Ee, tamam ikinci yarıdaki pozisyonları kabul ediyorum. Hani Erman Hocamın dediği gibi birisi gol olsa belki farklı, farklı bir senaryo olmuş. olabilirdi. Fakat hani ilk yarıda çok kolayladı değil mi? Ankara e, Trabzonspor nedir? Trabzonspor'un bugün doğruları. Bir kere Trabzonspor sezonun başını yani çöpe atmasa farklı Hatta. şeyler konuşulur. Özellikle diğer hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin istikrarsız. Hadi Beşiktaş'ı ayrı tutuyorum ben. Bir ara sıkıntı yaşadılar. Konya deplasmanına kadar ilk devre. Evet. Ondan sonra toparlandılar. Yani onun haricinde bu yarışın içinde bu kadar kredisiz çok rahat. Yani olurlarmış bu kadar kredisiz gittikleri bir sezonda. Düşünebiliyor musun? Kredili sezon başı başladıklarını çok farklı şeyler konuşurduk. Tabi bugün neyi yaptı, ne yapamadılar? Ee, şunu söyleyelim. Trabzonspor zaman zaman bunu Abdullah Avcı ile denedi ama çok denemedi. Ee, ama denediği zaman da birlikte ön alan baskısını yapamadı. Yani Trabzonspor Trabzonspor gibi başlangıcı oyun başlangıcı olur. Nedir o? Bildiğimiz rakibi kendi ceza sahası e, içine sıkıştırır, hapseder, orada baskı yapar, geriye iter ve hataya zorlar. Hı hı. Şimdi bunu birlikte yapamadılar. Yani bu baskılardan çok rahat rakip çıktığını gördük iki pasla çok rahat Trabzonspor'un savunma arkasına e, saktığını görmüştük. Şimdi bugün bunu çok doğru yaptılar. Özellikle Vakeme, Ekuban ve Canini öyle alanda baskı yaptılar. Bu şok presle beraber kaleye de yakın oldukları için daha fazla Trabzonspor hem geriye koşmadı hem daha fazla atak sürekliğini devam ettirdi. Bir de orta sahada yoruluncaya kadar hem buna Yunus tabii e, onun da maç trafiğinde olmayan bir oyuncu. Fiziksel olarak hazır değil. O da bunu zaman zaman uygulamaya çalıştı. Bir de Bakasetas, o da bir 8 numara olarak iki tane 4-3 gibi başladılar. Zaman zaman bunu ilk devre yaptılar. Ama en doğru bir şekilde ilk devre daha fazla yapan öndeki 3 tane hücum oyuncusuydu. Şimdi burada Trabzonspor 3-1 içeri girdi ilk kere. Oyunu domine etti. İkinci yarı bekleyen sıkıntı şunu diyebiliriz. Yani futbolda az oksijenli takımların o aktif dinlenmeyi doğru yapması gerekir. içinde bu geriye yaslanmaması gerekir. Trabzonspor evet geriye yaslandı. Burada oyuncu değişiklikleri de daha fazla e, yapılıp hatta dakikası da daha fazla oyuncu değişikliği daha fazla da e, yani geç kalmadan da hamle yapabilirdi Abdullah Hoca. Niye? Hem Yunus düşten Bakasetas düştü. Önde de top tutulmadı. Öne de o zaman top çıkmadı ve daha fazla geriye aslandı. Orada Uğurcan devreye girdi. E, çok iyi kurtarışlar yaptı. Yani birinci sınıf kaleci hepimizin milli gibi i̇yi takımını kaleci. ayakta tuttu. Şimdi 3-2 olsa farklı bir şeyden bahsederdik. Yani daha ümitlenen, daha öne çıkacak, daha çok risk alacak ve de yani daha rahat oyunu kontrol ettiği bir maçta geriye aslanıp sıkıntı yaşayacak dakikalar yaşayabilirdi Trabzonspor. Bundaki en büyük neden ne biliyor musun? Bana göre Trabzonspor'un Abdullah Avcı geldikten sonra ciddi gelişim gösterdi ama gelişmeyen fiziksel olarak iki tane parametresi var Ender. Bir Trabzonspor topu ligimizde geç kazanan takımlardan biri. Yani geç kazandığın zaman daha fazla geriye koşarsın, topa çok çabuk sahip olamazsın. Bugünkü o bölümün en büyük farkı buydu. E, geriye daha fazla koşarsın ve de daha fazla yorulursun. Bir de ikincisi şiddetli koşuları ve tekrar sprint kalitesi iyi değil Trabzonspor'un. Hmm. Şimdi bunu da sürdürebilmen için fizik kalitesi iyi olması gerekirdi. İkinci devre hem oyuncuların oyundan düşmesi hem fizik kalitesinin e, ikinci yarıda sürdürebilirlik nitelikte olmaması Trabzonspor'un. Daha fazla geri yaslandı. Topu rakibe verdi. Burada rakip pozisyonlar üretti. Yani Trabzonspor genel oyunundaki bu gelgitlerinden büyük sebebi bu. Bir de tabii ki Flavio değişikliği. Mesela Hüseyin'i Edgar Sabek oynadı. Yani Abdullah Hoca Edgar'lı Hüseyin'iyle ve aynı şekilde Victor Hugo'lu bir üçlü bir savunma da oynayabilir. Çünkü hem Hüseyin Sabek Sabek değil bir katkısı yok. Marlon'un da Solbek olarak bir katkısı yok. Yani üçlü bir e, savunma anlayışıyla farklı bir oyuna da evlenebilir, deneyebilir. Edgar hatta bir 15 gün önce söylemiştim. En uygun orada evet. çabuk atletik bir oyuncu sağ kullanabilir ama o zaman da Hüseyin ile e, Victor Hugo birbirini tamamlayan stoper değil. Yani oradan onu kaldırıp oynatmak e, özellikle Edgar'ı o merkezde yani Türkiye'nin en iyi ikilerinden birinden bahsediyoruz savunma olarak. Ee, onun için bunu nasıl tercih edecek? Edgar'ı orada oynatabilir mi? İleriki maçlarda göreceğiz. Ama, gibi görünüyor. Ama evet e, özellikle Yunus'u da kazanmak istiyor. Evet Yunus'u da kazanmak istiyor ama Yunus'u o şekilde 4 3 8 numara olarak e, kazanamazsınız. Daha fazla bu orta sahaya yük bindirirsiniz. Çünkü iki önlü oyuncu değil. Bakaset hasta, Yunus Mallı da. Onun bunun için ön adam baskısı yapamadığınız zaman geriye koşular ve de dediğim gibi fiziksel kalitesi, topu kazanma kalitesi, kalitesi, tekrarlı split kalitesi Trabzonspor'un iyi olmadığından bunu iyi oldu bu birikmiş güçle ilk yarı yaptılar çok iyi. İkinci yarı oyundan düştükten sonra da mesela Flavio değişikliği Edgar yerine daha önce olmalıydı hamlelerin. Yusuf, mesela aynı şekilde Yusuf'un da daha önce girip oyuna hareketlilik getirmesi gerekirdi. Yusuf Sarı da mesela geç girdi oyuna. Bunları da Abdullah Hoca mutlaka deneyimli, tecrübeli ve de Trabzon'a geldiğinden beri çok başarılı bir grafik çiziyor. Onu da söylemek gerekir. Mutlaka gözden geçirecektir. Bir yandan arkadaşlarım maçı rakamlarını da verirken e, Ahmet Hocam'a döneyim. Bu arada ha şeyi de unutmayalım. Yani e, başlangıçta es geçtik ama e, maça odaklanmışken hafta içinde Erhan Anoğlu kaybettik. Bugün de eski Merkez Hakem Komitesi Başkanı Bülent, Yavuz, Yavuz hayatını evet. kaybetti. Ben kısa, Rahmet dileyelim. Ben de kısa çok Beraber kısa bir şey program yapmışlığımız ee, da vardı. Sen zaten ha. tanıyorsun. Zeki Uzundur da iyi bir Trabzonspor'udur. O da Covid oldu. Evet. Ee, evet. Buradan evet, Allah şifa versin. Allah Zeki geçmiş olsun e, e, diyelim. Da e, acil şifalar e, dileyelim. O biraz güçlüdür. Biraz i̇nşallah. Önce i̇nşallah, onunla inşallah. Ee, Levent abinin de çok daha iyi Tabii Levent abinin iyi. i̇nşallah. Ona da buradan belki de Seyrediyor bile olabilir. Evet, bizi. olabilir. Evet. Ona da buradan selamımızı yollayalım. Çok özledik kendisini. Buyurun hocam. Önce ölenlere Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Sevgili Erhan Enal'la çok uzun süre birlikteydik. Benim için çok değerli bir insandı her şeyden önce. Ve de benim gözümde Türkiye'de biz hep profesyonellikten bahsederiz. Maalesef hala o profesyonelliği tam olarak öğrenemedik. Futbolumuza, yaşamımıza sokamadık. Ama 80'li yıllarda onu içselleştirmiş, yaşamını ona göre düzenleyen bir futbolcuydu Erhan. Çok da özel bir futbolcuydu. Yani Bayern Münih olduğu döneminde kısa bir süre içinde olsa dünyanın en iyi futbolcuları desem Beckenbauer'u ben oraya koyuyorum. Rummenigge. Onunla birlikte oynamış. Rummenigge ile daha fazla birlikte oldular. Beckenbauer'ın oynadığı mevkide onun yerinde kısa bir dönemde olsa oynamış... Çok değerli bir futbolcu. Bazen yaşamdan biz ders almak istemiyoruz. Allah korusun. Kötüye, sona, ölüme o kadar yakınız ki. işte e, hepimizin yaşam dolu olduğumuz bir anda Galatasaray veteranlarıyla futbol maçı için soyunma odasında bir pıhtı insanın yaşamını olduğu gibi değiştirebiliyor. O yüzden bundan hepimiz ders çıkaralım. E, ben ailelerine de sabır diliyorum. E, Keza Bülent Yavuz hocam daha fazlasını anlatacaktır. Bizim de birçok maçımızı yönetti. <laughs> Levent abi, sevgili zeki başta olmak üzere bütün covid'lilere de e, Allah'tan şifa diliyorum herkese. En kısa zamanda aramıza dönsünler. Sağlık, her şeyden önce evet, sağlık. Öyle. Maça geçecek olursam da Trabzon'da e, futbolun gerçeğine döndü. Erzurum sonrası Abdullah Hoca e, zaten birçok kişinin hayal ettiği o şampiyonluktan uzaklaşınca yeni senenin önemine dair bir vurgu yaptı. Bunu da bir bu dönemde mümkün olduğunca çok maç kazanarak hem sportif yönden takım daha üste çıkacak. Belki Avrupa hedefinde bambaşka yerlere gelecek. Hem de kazanılan her maç kulüp için paradır. Para. Bir hoca için kariyerdir, bir futbolcu için kariyerdir.